Herkese merhaba. Bu videomuzda Samsung Galaxy Note 10 Lite'ı kutusundan çıkarıyor, kurulum yapıyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. Samsung Galaxy Note 10 Lite, Note 10 serisinin en son üyesi. 2020'nin hemen başında CES'in öncesinde duyurusu gerçekleştirilmişti. CES 2020 sırasında bu cihazı bir ön incelemeden geçirmiştik. Sağ üst köşedeki bağlantıdan bu ön inceleme videosuna ulaşabilirsiniz. Note 10 Lite'ın 5299 liralık bir fiyatı var. Ancak bu fiyat yüksek gibi görünse de Note 10 ve Note 10 Plus'a göre S Pen deneyimini çok daha uygun fiyatlarda kullanıcılara sunuyor. Özelliklere baktığımızda da Note 10 Lite'ın güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 6.7 inç Full HD Plus çözünürlüklü Super AMOLED ekran var ve bu ekran sonsuz o ekran, yani tıpkı Note 10 ve Note 10 Plus'ta olduğu gibi ortada üst kısımda bir selfie kamera deliği mevcut. Exynos 9810 işlemci var, 8 GB RAM, 128 GB dahili hafıza, MicroSD eksi kart yuvası ve bunun yanı sıra arkada 3 tane kamera da mevcut. Önde de 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası var. 4500 mAh kapasiteli pil ve en önemlisi S Pen kapasitif kalemle kullanma imkanı. Şimdi gelin Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın ateş kırmızı rengindeki modelini, seçeneğini kutusundan çıkaralım ve kutudan neler çıktığına bakalım. Daha sonra da kurulumu gerçekleştirip ilk turu beraber atalım. Note 10 Lite'ın kutusunda telefonun rengini gösteren kırmızı renkli bir S Pen dikkat çekiyor. Samsung'un klasik amiral gemisi telefon ambalajını Samsung Galaxy Note 10 Lite'da da görüyoruz. Şu bandı makas yardımıyla yırtarak işe başlayalım ve daha sonra da telefonun kutusunu kaldıralım, kapağını kaldıralım. İlk olarak kapak içerisine yerleştirilmiş bir zarf bizi karşılıyor. Burada SIM kart iğnesi var ve aynı zamanda içinden de Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın garanti belgesi çıkıyor ve biraz daha yokladığımızda da hızlı başlangıç kılavuzunu da burada görüyoruz. Bunları bir kenara alalım. Daha sonra da kırmızı renkli, ateş kırmızı rengindeki Samsung Galaxy Note 10 Lite'a gelelim. Gerçekten de oldukça çekici bir rengin olduğunu söylemeliyiz. Arkada kare şekilli bir kamera modülü var. Samsung'un telefonlarında, son birkaç aydır çıkardığı telefonlarda bu tarz kamera modülünü sıklıkla görüyoruz. Note 10 Lite'de bu açıdan 2020 model Samsung telefonlarını yakalıyor. Kenarlarda arka yüze eşlik ediyor. Cam ve metal birleşimi bir tasarım var Samsung Galaxy Note 10 Lite'da. Hemen açılışa başlayalım. 6.7 inç ekranın üst kısmında görmüş olduğunuz yerde bir kamera deliği var. Burada 32 megapiksel çözünürlüklü selfie kamera yer alıyor. Ve bu kamera yerleşiminin, bu ekran kullanımının ilk olarak Note 10 serisinde, Note 10 ve Note 10 Plus'ta kullanıldığını hatırlatalım. Note 10 Lite'da büyük ve pahalı kardeşlerini izliyor. Sol kenarda çift SIM kart yuvası ve aynı zamanda microSD kart yuvasını görüyoruz. Altta da USB-C portu ve 3.5 mm kulak jack'ı var ki kulakları, kendi kulaklıklarını kullanmak isteyenler için bu iyi bir haber. Yine hoparlörü ve mikrofonu burada görüyoruz. Tabii ki en önemli özellik S Pen'in bulunması. Sağ alt köşede kendi yuvası içerisinde S Pen de mevcut. S Pen kalite itibariyle, verdiği itibariyle Note 10 ve Note 10 Plus dediğine göre biraz daha aşağıda, bunu söylemek gerekiyor. Verdiği his, malzeme kalitesi diğer daha pahalı kardeşlerine göre biraz daha basit duruyor. Bunu belirtelim. Ancak basınç hassasiyeti ve bu gibi noktalar açısından S Pen'in geri kalmadığını söylesek yanlış olmayacaktır. Kuruluma birazdan geçelim. Şu şekilde S Pen'i yuvasına tekrar sokalım ve kutuda başka neler yok bakmaya devam edelim. Şu kartonu kaldıralım. Burada Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın hızlı şarj adaptörü mevcut. Şu kutuda, daha doğrusu sargının içinde ise USB-C kablosu var. Her iki ucu da USB-C ve burada da Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın kulaklıkları. S10 Lite'da görmüş olduğumuz kulaklıkla aynı kulaklık. Şeffaf uçlar var. Ancak ilginçtir ki Note 10 Lite'ın kutusundan farklı boyutlarda silikon uçlar çıkmadı. Yine gördüğünüz gibi 3.5 mm kulaklık destekli bu şekilde bir uç var. Kulaklığın kalitesine bakarız. Bu arada bir tane daha görmüş olduğunuz gibi bir kutu var. Bu kutunun içerisinden de, bu bir S Pen'li telefon olduğu için, yedek S Pen ucu ve onu değiştirmeyi sağlayan aygıt çıkıyor, aparat çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu mandalı kullanarak içeride yalan S Pen uçlarını değiştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yedek S Pen uçları ve S Pen ucunu değiştirmeyi sağlayan mandal. Evet, şimdi kutudan çıkanları bir kenara koyalım ve Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın kurulumuna başlayarak tekrar karşınıza gelelim. Thank you.
Evet, Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın kurulumunu gerçekleştirdik ve karşımızda Android 10 ve onun üzerinde One UI 2 var. One UI 2 kullanıcı arayüzü var, ancak sunulan özellikler bakımından Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın geçen yıl çıkmış olan ve Android 10 güncellemesini ve One UI 2 güncellemesini almış olan Note 10 ve S10 serisiyle aynı çizgide olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin Bixby 10 var. Yeni telefonlarda S20 serisinde ve Z Flip'te ise Samsung Daily var. Ancak yakın zamanda Bixby 10'un yerini Samsung Daily'nin alacağını tahmin ediyoruz bu telefonlarda da. Bunun dışında alıştığımız Samsung kullanıcı arayüzü deneyimi kırmızı renkli versiyonda duvar kağıdı da bu renge uygun şekilde biraz da pembe kırmızı tonlarında ayarlanmış. Google uygulamalarını yüklü olarak görüyoruz. Bunun dışında yine uygulama menüsüne baktığımızda Samsung uygulamalarını ve Microsoft uygulamalarını da yüklü görmekteyiz. Facebook, Spotify, Netflix gibi uygulamalar da yüklü olarak geliyor. Aynı zamanda Play Store ve Galaxy Store gibi uygulama mağazaları mevcut. Ve YouTube müziği de her Android telefonda, sertifikalı Android telefonda gördüğümüz gibi Samsung Galaxy Note 10 Lite'da da görüyoruz. Samsung Notes uygulaması var. Samsung Notes uygulaması Samsung Galaxy Note 10 Lite'da biraz daha önem kazanıyor. Çünkü bu bir S Pen'li telefon ve S Pen'li telefon olduğu için not almak, elde çizim yapmak, not almak çok daha işlevsel olacaktır. Ve Notes'lar uygulamasında, Samsung Notes uygulaması da bu noktada büyük işlev görüyor. İlk izlenimlerimiz, ilk kez kullanıyoruz. Not almak oldukça rahat. Note 10 Plus'ı bayağıdır kullanıyoruz ve kalem hassasiyeti açısından pek farkın olduğunu söyleyemeyiz. Uzaktan kumanda özelliklerini yine kullanabiliyorsunuz. Note 10 Lite'da da bu özellikler mevcut. Zaten az önce ekranda da gördük. Yani deneyim açısından, S Pen deneyim açısından çok fazla geride kalmıyor Note 10 Lite büyük kardeşlerinden. Yine temassız komut ekranı var görmüş olduğunuz gibi. Ekran notu, akıllı seçim, canlı mesajlar, AR kalemi gibi araçları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth bağlantısı var ve kendi pili var. Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın S Pen'inde ve pil seviyesinde sağ üst köşede, temassız komut ekranının sağ üst köşesinde görmekteyiz. Yine ayarlarına girdiğimizde S Pen ayarlarına da hızlı şekilde erişebilirsiniz. Temassız komut ekranından buradan da dilediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Yine şu şekilde telefonun ekranını kapatalım ve S Pen'i yerine yerleştirelim. Yuvasından S Pen'i çıkardığım anda yine kapalı ekrana not alıp bunu da hızlı şekilde notlar uygulamasında kaydetme imkanı da diğer Samsung Galaxy Note telefonlarında olduğu gibi Galaxy Note 10 Lite'da da mevcut durumda. Ekran içi parmak izi okuyucusu 6.7 inç ekran özelliklerinden bir tanesi. Parmağınızı hızlı şekilde ekrana dokundurarak ekran kilidini açabilirsiniz. Yine yüz tanımayı da nispeten biraz daha düşük güvenlik seviyesine sahip olsa da Galaxy Note 10 Lite'da kullanabilirsiniz. Arkadaki kameralar 12 megapiksel çözünürlüklü kameralar var. 3 tane kamera var ve görmüş olduğunuz kamera uygulaması. Telefoto ve ultra geniş açılı lens var. Bu nedenle 3 farklı kademeyi görüyoruz. Yine ekranın sol tarafında da hızlı kontroller, ayarlar yerleştirilmiş ve burada da çekim modları mevcut durumda Samsung Galaxy Note 10 Lite'ın kamera uygulamasında. Çok yakında yayınlayacağımız incelemede Note 10 Lite'ın kamera performansını da yakından bakacağız. Yine Edge ekranı var. Her ne kadar bu telefonun ekranı Note 10 ve Note 10 Plus'ın aksine düz olsa da Edge ekranını da diğer Samsung telefonlarında olduğu gibi Samsung Galaxy Note 10 Lite'da da görüyoruz. Galaxy Note 10 Lite ile ilgili merak ettiklerinizi aşağıdaki yorum alanında bizimle paylaşabilirsiniz. Çok yakında yayınlayacağımız detaylı Galaxy Note 10 Lite incelemesinde bu soruların da cevabını vermeye çalışacağız. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.